9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 81. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 811. A. Metinde kahramanların zihninden geçenlere, geçmişte yaşadıklarına, gelecekte yaşayacaklarına dair bilgiler olup olmadığını gerekçesiyle açıklayınız. Cevap, metinde kahramanların zihninden geçenlere, geçmişte yaşadıklarına, gelecekte yaşayacaklarına dair bilgiler yoktur. Çünkü yazar da anlatıcı, sadece dış dünyada olanları gözleyip tarafsız bir şekilde okuyucuya aktarmayı tercih etmiştir. Yani sadece ayna gibi bir yansıtıcı rolündedir. Yazarın ve anlatıcının görme, duyma ve bilme yeteneği, geçmiş ve geleceğe hakim olmadığı gibi kahramanların içinden geçirdiklerine de ulaşamaz. B. Metindeki anlatıcı ile ayna arasında bir benzerlik kurulabilir mi? Neden? Cevap, hikaye boyunca tüm yaşananlar bir aynadan yansıyormuşçasına anlatıcı tarafından okuyucuya aktarılmaktadır. Bu yönüyle anlatıcı ile ayna arasında benzerlik kurulabilir. İkinci metinde genellikle üçüncü kişili anlatım, üçüncü kişi ağzı kullanılmıştır. Okuduğunuz metnin son iki cümlesini üçüncü kişi ağzıyla yeniden yazınız. Cevap, olası cevap, çocuk, satıcıya derslerine ne zaman çalıştığını sordu. Satıcı da mektepten sonra çalıştığını söyledi. Üçüncü şahit olduğunuz bir olayı kahramanlara eşit mesafede ve tarafsız olarak anlatmak isteseydiniz, hangi bakış açısını tercih ederdiniz? Cevap, olası cevap, üçüncü kişinin ve tarafsızlığın ifade bulduğu gözlemci bakış açısını tercih ederdim. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 81 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.